Yağmurcu hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programa. Bu hafta ben de uzaktayım, stüdyoda değilim. Brüksel'den sesleniyorum size. Konuklarım da İstanbul'da Gamurç'un köprüsünün ayaklarını İstanbul'a atacağız. Bu hafta Aziz Çevirmenler haftası. Daha doğrusu biz Aziz Çevirmenler gününü kutluyor Ermeniler. Ermenice'de çeviri, Ermeni dili denince akan sular durur. Alfabesinden tutun da çeviri kültürüne kadar birçok çalışma var, birçok da önemli konu var aslında değinilmesi gereken. Bu yüzden de dedik ki bu hafta Aziz Çevirmenler Günü vasıtasıyla hem bütün çevirmenlerin Çevirmenler Günü'nü kutlayalım bizim adımıza, hem de bu konuyu birazcık açalım, neymiş diye konuşalım. İki konuğum olacak. Birini tanıyorsunuz zaten. Daha önce yine Gamurç'a konuk olmuştu. Sevan Değirmencihan, kendisi edebiyatçı, çevirmen, aynı zamanda da Aras Yayınları'nın Ermenice editörü ve çevirmen, edebiyatçı Arlet İnci Düzen konuklarım olacak. İkisi de aslında çok yakın arkadaşlarım, uzun süredir görmesem de ikisine de hoş geldiniz diyelim. Arlet ve Sevan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şimdi Aziz Çevirmenler Haftası deyince böyle birazcık araştırdım. Ermenice kaynaklardan nasıl yapabilirim, ne edebilirim, bir şeyler söylemek istedim. Nedir bu çünkü insanlar? Çünkü aslında benim bildiğim bu bizim Temmuz'da daha çok o civarlarda kutladığımız bir bayramdı, ama yılda iki kere kutlanıyor galiba çevirmenlerle ilgili bu bayram. O sırada Almanya'dan doktor Sarkis Adam yardımıma yetişti. Bana daha önceden çevirdiği bir metni gönderdi. Şimdi ondan böyle bir girizgah yapayım. Eksiğimi, yanlışımı lütfen tamamlayın. Tarkmançat Don, Aziz Çevirmenler Günü. Bu bayram genellikle Haziran, Temmuz aylarında Aziz Çevirmenler arasında ve Ekim, Kasım aylarında ise Ermeni Çevirmenler Bayramı ve Kültür Günleri adı altında kutlanır diyor. Aziz Mesok Maçtutsu ve onun iş arkadaşı Cihan Ermenileri Başpatriği Katolikos Aziz Saak Bartevi anmak için yapılırdı diyor ve böyle devam eden 405 yılından beri her sene anılan ve kutlanan bir anma günü Aziz Çevirmenler Bayramı diyor. 2021 yılında Çevirmenler Bayramı ilkini 24 Haziran'da kutladık. Şimdi ikincisini de 9 Ekim'de kutluyoruz. Mesop Maçtots, Saak Bartev, Mesop Maçtots'un biyografisini yazan Gorun, Raip Gorun Yerişe, Movses Koronati, Filozof Tarit, Anhaft, yani Yenilmez, Krikor Naregati, Nerses Şnorali, Nerses Lamborensi, Aziz Çevirmenler buna eklenir diyor ve böyle upuzun bir hikayesi var. Ben bunu sosyal medyada paylaşacağım. Onun da yaptığı, bize gönderdiği bu katkıyı çok teşekkür ederiz. Buradan selam söyleyelim. Ama Sevan, senle önce başlayalım. Bu Aziz Çevirmenler Haftası, çeviri kültürü, Ermeni alfabesi, bu aslında böyle küçük bir şey değil yani. Biz bunu yüzyıllardır kutluyoruz. Öyle gözüküyor. Evet, öncelikle merhaba tekrar. Aziz Çevirmenler veya Çevirmenler Bayramı, Yortusu daha ziyade çevirmenleri aziz olarak niteleyen, azizlik mertebesine yükseltmiş Ermeni Kilisesi'nin ve Ermeni halkı için çok önemli bir gün aslında. Bu daha sonra işte Öğretmenler Günü, Çevirmenler Günü, Kültür Haftası olarak da değerlendirilmiş. Aslında çevirmenler yazının bulunmasından çok daha önce faaliyetteydiler. Şöyle ki 4. yüzyılda Ermeniler Hristiyanlığı kabul ettiler. Ve Hristiyanlığı halk içinde yaymak için vaaz veren insanlar kutsal kitabı ellerine alır ve Yunanca'dan, Asurca'dan veya farklı kutsal kitabın yazıldığı dilleri bilen kişiler bunu halka aktarmak için zaten bu çeviriyi, bu yorum katarak aktarmayı zaten yaparlardı. Ta ki Mesrop Maçtot'a kadar. Aslında Mesrop Maçtot olarak tanıdığımız kişinin adı, kendi hayatını yazan öğrencisi Goryun tarafından sadece Maçtot olarak anılıyor. Maçtot'un yaptığı faaliyet çok daha önemliydi. Çünkü Maçtot din adamı olmasından önce aslında bir devlet adamıydı. Ermeni diyelim devlet nüvesi bulunuyordu diyelim o dönemde. Ermenistan
Pers ve Bizans imparatorlukları arasında ikiye bölünmüştü. Bizans bölümünde kalan herhangi bir Bizans bölümünde kalan coğrafyada herhangi bir devlet oluşumu kalmamıştı. Fakat İran Ermenistan'ında diyelim hala bir vasal bir krallıktı. Bir devlet oluşumu vardı, devam ediyordu. Ve Mesrop Maştot aslında bunun da yok olacağını haklı olarak gördü ve rahip olarak faaliyetlerine devam ettiği dönemde Hristiyanlığı yaymak için çok aktif bir vaaz rolü üstlenmişti. Vaizdi kendisi ve Ermenistan'ın tekrar Goryun'un ve dönemin anlatıcılarının, tarihçilerinin anlattıklarına göre Ermenistan'ın en Hristiyanlığın zor girdiği bölgelerine girip orada vaazlar verdiğini biliyoruz. Ve orada aslında kendisinin bir direkt Ermenice'ye çevirip tüm bu diyelim kutsal kitabı ve Ermeni harflerini bulup aslında halkın da erişeceği bir kitap oluşturmak niyetindeydi. Ve bu fikrini Saak Bartev'e aktarıyor. Saak Bartev o dönem Ermeni Kilisesi'nin başında bulunan kişi ve Saak Bartev'le beraber dönemin o kralı olan Vramşabuh'a gidiyorlar. Vramşabuh da bu olayı hani el atıp hani devlet ve kilise el ele verip aslında bu diyelim çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Mesrop Maştot'un yazıları bulmak için çalıştığı bölgede Urfa ve civarı. Bugün aslında Atatürk Baraj Gölü altında kalan Samsat olarak geçiyor. Köyü civarında. Urfa'da çok yoğun çalıştığını biliyoruz. Oradaki çok önemli bir kütüphanede çalıştığını biliyoruz. Ve bu harfleri de o bölgede icat edip Ermenistan'a döndüğünü, Ermenistan'ın o dönemki başkenti Vaharşabat, yani bugünkü Ermenistan sınırları içinde kalan Ermeni Kilisesi'nin de merkezi olan Eçmiyazin şehrine dönüp bu faaliyeti başlatıyor. Ve çevirdiği ilk kelimede, ilk cümlede Canaçel Zimastutyun Yevız Hırat, İmanal Ispanı Sancarom, Süleyman'ın meselelerinin ilk cümlesi. Bugüne kadar Ermenistan'ın okullarında, önemli yerlerinde bu cümle işte yazılıdır, kazılıdır, herkes bilir. Kutsal kitabın cümlesi olduğu için bilmezler. İlk Ermenice yazılmış cümle olduğu için bilirler. Anlamını da çoğu zaman hani ikinci plana atarlar. İlk çevirilen Ermenice cümle olarak insanlara öğretilir. Çevirmenlerin yortusu ne zaman kullanılmaya başladı? Herhalde o dönemden kısa bir süre sonra Sahak Bartevi ve Mesrop Maşrut'u anmaya başlamışlardı. Fakat daha sonra bu skalayı büyütüp Orta Çağ'a kadar ulaştırıp işte Nerse Şinorali'yi ve Lampronati'yi de içine alacak şekilde 12. yüzyıldan itibaren, 11. yüzyıldan itibaren ki bu o dönem yazılmış bir ilahi var. Vorkzartaret'in ilahisi ki Vartan Arevelsi 12. yüzyılda yaşamış, kendisi yazmıştır. Herhalde o 12. yüzyılda da bu artık oturdu ve iki yortu olarak hem Temmuz'da diyelim, o Haziran ve Temmuz o kayabilir ve bu Ekim ayında kutlanıyor. Ekim ayında kutlanan aynı zamanda 1950'li yıllardan itibaren Kilikya Katolikosu, çok önemli bir araştırmacı olan aynı zamanda birinci Karekin Hovsepians tarafından kültür haftası olarak diasporada kutlanmasını kendisi salık vermiş ve o günden bugüne de biz bunu kültür haftası olarak kutluyoruz. Çok güzel. Bence çok, çok güzel bir giriş oldu. Şimdi böyle bir toparladık. Nasıl Çevirmenler Günü, Aziz Çevirmenler Günü'ne geldik. Bu arada bir şey soracağım. Bu hep merak ettiğim bir şey. İkinize de soruyorum. Bilgisi olan cevaplasın. Bu bir efsane mi değil mi bilmiyorum. Bu Ermeni alfabesi ve Gürcü alfabesi meselesi, Mesrop Maştot meselesi nedir? Hani benziyorlar diye konuşulur ya hep. Tabii ki efsane değil. Çünkü Mesrop Maştot o dönem
Hem çünkü şöyle, şimdi Gürcü Kilisesi ile Ermeni Kilisesi ta o dönemde aynı kiliseydi hemen hemen. Hani din birliği, kilise birliği içindeydiler. Ve aynı zamanda Ahvanit Aşhar dediğimiz, bu son dönemde bu Azerbaycan'la olan münasebetten dolayı çok gündeme geliyor. Bu Alban, Kafkas Albanları ile Ermeni Kilisesi bir birlik içerisindeydi. Gürcü Kilisesi daha sonra biraz değiştirdi kendi yönünü. Bizans Kilisesi ile bir birlik içinde girdi. Tabii bunun siyasi sebepleri vardı muhakkak. Fakat Mesrop Maçlot'un hani Gürcüler ve Albanlar için de alfabe yaratmış olması o dönem için o kadar da garipsenecek bir şey değildi. Biz bugün garipseyebiliyoruz ama o dönem için böyle bir şey yoktu. Ve Goryun bunu da belirtir. Evet. Yani belirtir dediğin bunu yazmıştır. Yani bir yerde kaynağı var sonuçta. Tabii ki, tabii ki. Biz şöyle şanslıyız çünkü alfabenin yaratıcısının hayatına vakıfız. Goryun ilk Ermenice anlatı diyebileceğimiz metni kaleme almıştır 5. yüzyılda. Kendi öğretmeni olan, sırf kendi değil aynı zamanda o dönem yetişen aydınların öğretmeni olan Maçlot'la ilgili önemli bir kitap, Maçlot'un hayatını kaleme almıştır. Anlatırken de girizgah olarak şöyledir. Sadece azizlerin hayatını biz kaleme alırız. Haşa, Mesrop Maçlot'u hani o dönem birebir gördüğü için bir aziz olarak atletmiyoruz diyor. Daha sonra tabii azizlik mertebesine ulaşacak Mesrop Maçlot. Fakat diyor bu adam diyor o kadar büyük ve o kadar önemli işler yapmıştır ki bir aziz gibi muamele edilmesi gerekir kendisiyle. Çünkü o bizim alfabemizi yarattı der. Ve gerçekten Mesrop Maçlot, ben o siyasi nedenleri de söylemiştim, 428 tarihinde Ermenistan'ın doğu kısmında kalan, Pers Ermenistan'ında kalan o son devlet nüvesi de yok edildiğinde Ermenilerin artık kendi alfabelerinden başka, kendi milli diyelim edebiyatlarından, alfabelerinden başka tutunacakları, kendi kimliklerini koruyacakları hiçbir şey kalmayacaktı devlet olarak. Ve bu alfabe ve bu edebiyat daha sonra belki konuşuruz, kendi kimlikleri içinde çok önemli bir yer edinmeye başlayacaktı. Evet. Hadi gel o zaman birazcık tarihsel yerden Türkiye ve Cumhuriyet tarihine yaklaşalım, Osmanlı dönemine de girelim. Alet, özellikle şimdi çeviriden konuştuk. Çeviri çok önemli bir şey biz Ermenice için ve aslında halkların birbirlerini anlaması için. Hani bu sadece belki hani pop kültür, genel kültürle ilgili yakın takip edenler televizyondaki işte filmlerden, hani bu önemli tercümanlardan, filmlerden vesaire bileceklerdir ama iki farklı halkın anlaşabilmesi için çok önemli bir şey oluyor. Bir kilit yerdeler. Yani birbirine tercüme eden duygularını, kültürlerini, bir şeyi anlamak istiyorsan onun dilini bileceksin gibi oluyor. Değil mi? Nereye oturuyor bizim hayatımızda çeviri bu anlamda? Şimdi bizim hayatımızda ya da toplumların genel hayatında tabii ki çeviri önemli. Bana sorarsan Türkiye Ermenilerinin hayatında çeviri çok önemli. Çünkü bizim görünür olmak adına sayı anlamında çok büyük bir üstünlüğümüz artık yok ama bu topraklar bizim çok uzun yıllardır ev bildiğimiz, yaşadığımız topraklar. Burada çok büyük bir üretimimiz var. Buradaki Ermenilerin üretimi sadece Ermenilere ait mi? Değil. Çünkü o insanların üretimleri, anlatıları bu coğrafyanın insanının %70'i ortak tarihine, ortak kültürüne ait. Bunu aktarabilmenin ve büyük toplumda bu algıyı oturtabilmenin, yani insanlar yeni bir hayatlarında ilk defa bir Ermeni ile tanıştıklarında onun köklerini Ermenistan'da soruşturmak yerine Anadolu'nun neresinden geldiğini sorabilmelerini sağlamanın en büyük yolu bence bizim kendi ürettiğimiz mirasımızı çevirmemiz. Ermeniler bunu çok yaptılar aslında. Yani bizim iyi bir geçmiş kaydı tutan toplum olarak anılardan tutun böyle işte folklorik yazılara ya da belki akademik diyebileceğimiz derecede ayrıntılı metinlerimiz çok var. Ama bunlar hep Ermenice'de. Belki son dönemde Batı dillerine çevrildi ama Türkçe'ye neredeyse çok az çevrildi ve Aras Yayıncılık'la belki de başladı diyebiliriz bu işe.
Bunun giderek artması lazım ki İstanbul dışından biri Ermenilerin nereden geldiğini düşündüğüne aklına ilk Ermenistan, bugünkü Ermenistan coğrafyası gelmesin. Şimdi düşünürsek biz hep İstanbul'dayız. Benim birçok arkadaşım üniversitede benle tanışınca hayatlarında bir Ermeni ile tanıştılar. Ve hemen hemen hepsinden ben yani Türkçen ne kadar iyi diye hani bana komik gelen sorular duydum. Hepiniz duymuşsunuzdur. Ama burada sorun ne? Çünkü bizim bir merkezde toplanmış olmamız ve insanların bizi nerede görecekleri ancak İstanbul'da kesişirse göreceği. %99 bu. Oysa artık internetle birlikte yaygınlaşma ve yayma çok kolaylaştı. Bu olumlu da olumsuz da yanlışı da yaymak çok kolaylaştı. Doğruyu da yaymak. Bunu nasıl kullanacağımız bize kalmış. Ben o anlamda Türkiye Ermenilerinin çeviriye, Türkçe çeviriye önem vermelerini hayati buluyorum. Birçok sorun doğal şekilde çözülecek bu böyle. Peki şey söyleyeyim Arlet. Mesela bizim yani Türkiye Ermenilerinin çevirmesi mi yoksa aslında mesela bir geniş toplumun Ermenice bilip kendi kaynaklarını Ermenice olarak da yayınlaması ya da Ermenice'yi kendinin çevirmesi mi diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü şimdi son 7-8 senedir Avrupa'dayım. Mesela burada bulunduğum ülke küçücük bir ülke Belçika ama 2-3 farklı dil var. Ve hepsini çocuklara 5 yaşından öğretiyorlar ki mesela çeviri konusunda birbirlerini anlasınlar, birbirlerinin tarihini anlasınlar. Ya da çok dilli eğitim vardır birçok yerde. Yani şimdi şey soruyorum, Flamanların mı Belçikalıları anlaması lazım yoksa Belçikalıların mı onları anlaması lazım? Burada kim daha çok iş yapacak? Şimdi ideal olanı söylüyorsam, ütopik gelse de ideal olan tabii ki toplumda aslında şu coğrafyada doğmuş herkesin otomatik doğal yoldan en az 4 tane ana dili olmalıydı. Örneğin benim annem işte mamam Gedikpaşa'da ilk doğmuş büyümüş. Mamamın dile çıktığı dil Rumca. Ne Ermenice ne Türkçe ne Rumca. Çünkü komşuların Rum kızları onu çok severlermiş. Mamamın ilk konuşma dili Rumca. Aslında İstanbul'da doğmuş ortalama bir insanın Rumca, Ermenice, Türkçe, belki daha son dönemde Kürtçe de katabiliriz. Bunu öğrenerek büyümesi gerekiyordu. Ama hani yaşadığımız toplumda gerçekçi bakmak lazım. Bu ideal kısma ulaşmayı beklersek çok bekleriz. Bu ideale ulaşmak için ısrar ettiğimiz sürece ki bence aslında Ermeni toplum bayağı bir süre belki kapalı kalmak için belki de bu ısrardan ısrar etti. Bu kadar geç Türkçeleştirmeye giriştiğimize göre. Bu konuda araştırma yapmak, öğrenmek ya da işte akademik bir şeyler yapmak isteyen insanları da durdurmuş olduk. Çünkü mesela seninle yayın öncesi konuştuk Mari Gerekmezyen yazısı. Ben eğer o yazıları Türkçe'ye çevirmeseydim benim o araştırmacı arkadaşım o yazıyı nasıl yazabilirdi? Daha doğrusu bir atımı beni tanımıyor olsaydı San'ın o sayısını nasıl bulabilirdi? Evet. Şimdi bu kapalılıkta o söylediğin ideali beklersek tekrar söylüyorum çok bekleriz. Ben o kadar beklemek taraftarı değilim. Ben yani bu hayatta dünyada olduğum zaman içinde üretebildiğim kadar üretip aktarabildiğim kadar geniş toplumu aktaracak bir yolunu bulmanın taraftarıyım ve bunun için çalışıyorum. Ama bunu beklemek haksızlık mı? Değil. Aslında normali böyle olmalıydı. Yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan bir toplumun dili nasıl söylediğin gibi o doğal olarak ülkenin doğal unsurlarından, asli unsurlarından sayılıp ben işte şu an belki Kürtçeyi anlayabilirdim, Rumcayı bilmem gerekiyordu, nasıl Türkçeyi biliyorsak. Ama bence onu bekleyecek bir vaktimiz yok artık. O bana çok ütopik geliyor artık yaşadığımız toplumda. Oraya göremiyorum yani. Sen bir şey söyledin, oradan ben tutup başka bir soruyla Sevan'a döneceğim. Sonra senden de cevaplamanı isteyeceğim aynı şeyi. Şimdi bazen Sevan... Gazetelerde, şimdi ben Agos'ta çalıştım, diğer Ermenice gazetelerde yani Jamanak ve Marmara'da çalışmadım. Daha önceki yere de zaten zamanım yani yaşım yetmedi. Ama hep şöyle duyardık, biz bunu Ermenice yazalım toplum içinde kalsın. Agos'ta da ilk tepki zaten bunu Türkçe yazıyoruz diye sorunları şey oluyor. Şimdi Arlet diyordu ya içine kapalı kalma, bu bir koruma içgüdüsü mü bir anlamda yoksa hani bizi yani çeviri, çünkü çevrildiğimiz sürece yani... Bu çeviri derken sadece dilden tercüme, dil, duygu,
kültür, bunların hepsini söylüyorum. Türkiye'de şu anda işte son 10 yılda görüyorum. Türkiye'de de çevirmenler, Çevbir, çevirmenler günü kutluyor. Mesela o gün belki de bugünle denk gelebilirdi ve bir şeyler olabilirdi. Biz kendimizi anlatsaydık belki de. Bilmiyorum. Böyle bir içe, yani kol kırılsın, yeni içinde kalsın gibi bir durum mu var? Yoksa çünkü sen Ermenice gazetelerde çalıştın. Sen de bir eski bir gazete, eski diyeyim mi? Yok ya, gazetecisin diye de o aynı zamanda diyeyim. Evet, şimdi şöyle, ben hem Jamanak'ta, Marmara'da, Agos'ta, üçünde de çalıştım. Evet. Bir kere evet, Ermenice gazetelerde o kaygı vardır. Ermeni toplumunda vardır genelde. Hani içimizde kalsın meselesi. Fakat diğer yandan bugün yapılan, artık mesela Talin Surcihan'ın çalışmasını okumuşsunuzdur, Modern Türkiye'de Ermeniler vesaire. Oradan da kullanılan kaynaklardan öğreniyoruz ki zaten toplumun içinde de konuşulurdu. Hani öğrenmesi gereken, Ermenice'den hani tercüme yapılması gereken yerler zaten bu bilgileri alıp okuyor. Hani Ermenice gazeteler olsun, diğer gazeteler olsun, zaten savcılığa gider. Orada tercümanlar vardır ve onlar hani Türkler içinden, hani büyük toplum içinden, Ermeni değillerdir bunlar. Ermeniler de vardır gerçi ama hani yine Talin Surcihan'ın çalışmasından orada Türklerin de olduğunu biz biliyoruz. Onlar zaten gerekli olan çevirileri yapıyorlar. Hani o bölüm, o kısım dan farklı olarak ben şunu söylemek istiyorum. Dili zenginleştiren en büyük kaynaklardan biri çeviridir. Dilin zenginleşmesi için çeviri yapmak şarttır. Fakat bizim yaptığımız çalışma, hani Arlet'in de söylediği, hani biz çünkü çalışmaları bugün maalesef Ermenice'den Türkçe'ye yapıyoruz ve Türkçe'yi zenginleştiriyoruz. Türkçedeki kaynakları zenginleştiriyoruz. Sanırım Amerikalı yazar Toni Morrison'ın dediği gibi, azınlık olarak biz kendimizi anlatmanın peşindeyiz. Bakın biz de varız, bizim şöyle edebiyatımız var, bizim böyle güzelliklerimiz var, bizi tanıyın, bizi görün, bizi sevin telaşından biz aslında kendimizin zenginleştirmeyi unuttuk. Diğer taraftan 1915 öncesine dönecek olursak, Ermenice'deki çeviri endişesi, çeviri aktivitesi, çeviri çalışması muazzam. Bakın, İzmir'de Krikor Çilingiryan diye bir adam var. Bu Krikor Çilingiryan, Victor Hugo hayattayken Sefilleri çevirip Victor Hugo'dan da bir mektup bu kitabın başına basmıştır. Hani o kadar hızlı bir çeviri çalışması var. Engels'in, Marx'ın Komünist Manifestosu basıldığında ondan belirli bölümleri zaten yayınlamışlardı. Veya diyelim hani 18. 19. yüzyılda özellikle Mkhitaristler Viyana'da ve Venedik'te oturmuş, dönemin en önemli Fransız yazarlarının eserlerini Fransızcadan Ermenice'ye çeviriyorlardı. Ya da Yunan klasiklerini diyelim, işte Sofokles'leri, Homeros'ları vesaire vesaire, hepsini Ermenice'ye çeviriyorlardı. Ermenice, hem klasik Ermenice'ye hem Batı Ermenicesine çeviriyorlardı. Hani bu kadar büyük, bu kadar muazzam bir çeviri faaliyeti vardı. Fakat 1915 ile beraber artık okuyan toplum kalmadığı için bu çeviri faaliyeti durdu. Ve biz neye dalaştık, neye giriştik? Biz kendimizi anlatmaya. Efendim 20. yüzyıla geldiğimizde mesela Hrant Berant Reasyan vardır. Çok önemli, İstanbul Üniversitesi'nde de ders vermiştir bu kişi. Onun çevirdiği işte Urfalı Mateos Vakainamesi vardır. Yeremya Kömürcüyan çevirmiştir. Yani Ermeni kaynaklarından Türkçe'ye, İstanbul tarihine, Türk tarihine katkılar sunmaya başlamışlardır ki bu da biraz kimliğin ne yönde değiştiğine dair de bize bir fikir verir. Fakat diğer yandan Sovyet Ermenistan'ı Ermenice'deki bu, ya da Ermenice için ihtiyaç duyulan bu çeviri faaliyetini devam ettirmiştir. Evet, senin az önce söyleyeceğine devamen ben şunu diyeyim. Tüm halk Rusça biliyordu, fakat bu Dostoyevski'yi çevirmelerine engel değildi. Veya Tolstoy'u çevirmelerine engel değildi. Çehov,
Kuprin, Bulgakov vesaire vesaire Rus klasikleri veya diğer dünya klasiklerini çevirmişlerdir. Türkiye'ye gelecek olursak çok garip. Mesela Reşat Nuri Gültekin'in Çalı Kuşu'nu Ermenice'ye çevrilmişlerdir. Çok enteresan. Evet, Türkçe biliyorlar. Fakat Deruni soy isimli bir çevirmen, adını şu anda unuttum, Hrant Deruni olması lazım galiba, Türkçe'ye çevirmiş. Ben mesela kaç yıldır boş vakitlerimde işte Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sını çeviriyorum ve yaptığım araştırmalarda aslında Kürk Mantolu Madonna'nın Doğu Ermenicesine çevrildiğini de gördüm. 1970'lerde hem de. Ne bileyim, Nazım mesela. Nazım Hikmet ilk yıllarında 1920'lerde Yerişe Çarenç tarafından Türkçeden Ermenice'ye çevrilmiş. Belki de Rusçadan çeviriyorlardı. Ve böyle mesela işte Yaşar Kemal çevrilmiş. İnce Mehmet'in bir kısmı, hepsi değil. Ya da özet şeklinde. Hani bu çeviri faaliyeti Ermenistan'da devam etmiş, fakat Doğu Ermenicesine, Batı Ermenicenin zenginleşmesi için bugün ne mutlu ki Gülbenkian Vakfı'nın sunduğu büyük katkılar sonucunda artık önemli eserler, 21. yüzyılın, 20. yüzyılın önemli filozofları artık Batı Ermenicesine de çevriliyor. Her ne kadar da okuyan halkımız kalmadıysa veya okuyan halkımız artık Fransızcayı, İngilizceyi, İtalyancayı çok iyi bilmelerini karşın, bugün Ermeniceden de okumak gerektiğini farkındalar. Çünkü çeviri faaliyeti ilk başta dediğim gibi dili zenginleştirir. Peki Arlet, ne diyeceksin? Şimdi çeviri faaliyeti dili zenginleştiriyor ama bir anlamda şunu değinmek istiyorum. Sen mesela Huşamadyan Projesi'nde çalışıyorsun. Huşamadyan Projesi de yani inanılmaz bir kaynak sunuyor internet ortamında. Hani güncellenmiş bir sistem diyelim. Yani internete girip oradan bir şekilde, bilmiyorum nasıl bunu beceriyor ama güvenli bilgiyi ulaştığını hissettiriyor sana. Yani bu bilgi oradan buradan araklanmış bir Facebook postu değildir. Yani bir Huşamadyan çalışmasıdır şeklinde. Ve bunu sadece Türkçe yapmıyor. Bunu Türkçe okuyabilir. Yani birçok dilde yapılıyor. Ve böyle haritalar, seslendirmeler, videolar, bir sürü şey oluyor. Biraz bize bundan da bahsetsene. Bir tek hani çeviri dili zenginleştiriyor ama günümüz kültürüne de geldik yani. Şimdi şöyle, Seva'nın biraz önce söylediği gibi bu çevirinin yön değiştirmesiyle ilgili önce birkaç bir şey söyleyeyim. Evet, 1915'e kadar dünya edebiyatı ya dış edebiyat Ermenice'ye doğru akarken bugün evet ne yazık ki biz Ermenice'den dışa doğru çeviriyoruz. Yani Ermenistan'da bu devam etti. Neden? Çünkü hani devlet altında olmak öyle bir maddi manevi bir gücü veriyor sonuçta çevirmene. Sevan şimdi boş vaktinde Kürk Mantolu Madonna'yı çeviriyor. Çünkü ona kimse hadi bunu basacağız demedi muhtemelen. O kendisi yapıyor. Ama aslında yapılması gereken sürekli benim de içimi kemiren bir kısımda o. Hani güncel edebiyatı, çağdaş edebiyatı hiç çevirmiyoruz. Benim bir tane öyle bir şeyim oldu. Dedemin hikayesi, Türkçeden Ermenice'ye çevirdim. Yani o böyle sırıta sırıta güle güle çevirdim. Ya o kadar bana mutluluk veren, beni de zorlayan bir işti ki ama yani. Çünkü hep diğer yöne çalışıyoruz. Huşamadyan'a gelince, Huşamadyan işte Osmanlı-Ermeni hayatını yeniden canlandırma projesi gibi bir üst başlığı var. Ama bence bundan daha fazlasını yapıyor. Hiçbir polemiğe yer vermeyecek şekilde gerçekten özenli çalışıyor. Makaleler yazılıyor. Genelde makalelerin yazılma dili Ermenice ya da İngilizce oluyor. Ve Türkçeyi de çok önemsediği için Huşamadyan, Ermenceden ya da İngilizceden, işte Sevan da Huşamadyan da dahil, hatta o beni de dahil etti, çeviriyoruz. Bence Huşamadyan'ın ikinci büyük çalışması açık dijital arşiv kısmı. Yani belli başlı merkez şehirlere gidip oradaki Ermeni toplumuna bir çağrı yapıyoruz. Kendi aile miraslarını, arşivlerini getirmelerini istiyoruz. İstanbul'da, Atina'da neresiyse o dolaşıyorduk pandemiden önce ve o nesneleri, hatıra objelerini orada fotoğraflayıp aileden akıllarında ne kalmışsa, artık kaçıncı kuşaktaysa o obje, o hikayeyi topluyoruz. Ve o da
Belki Uşamadyan'ın o makaleleri kadar ağır bir şey olmasa bile aslında o mikro hikayeler, aile hikayeleri, yani Eğinli bir ailenin Arjantin'in bilmem neresine gitmiş bir çeyiz takımından bir gümüş kaşığın hikayesi bile Ermeni tarihi açısından, yakın tarihi açısından çok önemli veriler sunuyor. Ayrıca Uşamadyan'ın ben Türkçe yazışmalarını da yapıyorum. Yani gelen mailleri ya da işte sosyal medya postları altına yapılan yorumları işte tarıyorum zaman buldukça, onlara cevap veriyorum. Genel anlamda Türkiye okuru, Türkiye'li okurdan iyi karşılık bulmuş da bir proje oldu. Birçok insan bir kere kendi yaşadığı yerde, kendi memleketindeki geçmişle ilgili birçok yeni bilgiye ulaştı. Ya da bize yardımcı oldular. Mesela bizim ulaşamadığımız, görselini bulamadığımız yerlerin, mesela makale yazarı diyor işte bu köyün işte kilisenin yerini bulamadık diyor. Oralı biri bir gün çıkıyor, bir fotoğraf gönderiyor. Ben diyor oradaydım, anneannem anlatırdı, orası burası şeklinde. Kuşamadyan iki toplumu yakınlaştırmak adına bence önemli bir işleve de büründü. Araştırmacılara, akademisyenlere önemli kaynaklar sunuyor. Çünkü bizim faydalandığımız o hatıra, Uşamadyan kitaplarımız var. Bölge bölge Anadolu şehirlerini anlatan, hepimiz biliyoruz ama onlar Türkçe değil. İnsanlar o kaynaklara nasıl ulaşacaklarını da bilemiyorlar. Onların bütününü anlayıp çevirmelerini beklemek de mantıksız ama Uşamadyan makaleleri bir derli toplu özet sunuyor en azından o insanlara ve başlıkları da istikrarlı gittiği için bir yerdeki işte eğitim hayatı, demografik yapısı, kiliseleri, görenekleri, yemekleri, işte büyük bir olay varsa o olaya dair ve kafanızda 100 yıl önce Anadolu'nun o şehrinde, o vilayetinde nasıl bir yaşam vardı? Yani sadece Ermenilere dair de olmuyor tabii, ister istemez yan kültürleri, işte etkileşim içinde olduğu şeyleri de unsurları da alan böyle bir tablo çizebiliyor insanlar. Çünkü yani düşünürseniz bu coğrafyanın tarihi başka bir şey değil aslında anlattığımız şey. O yüzden evet. Uşamadyan'ı çevirilerin dışında ayrı bir önemsiyorum ben. Şimdi şimdi çeviri derken sadece bu iş çeviride kalmıyor. Konuştuklarımızdan ben onu da anlıyorum. Şimdi Uşamadyan aslında iki toplumu da değil toplumları birbirlerine yaklaştıran bir iş yapıyor. Dolayısıyla şunu gördüm. Mesela Ermenice kaynakları Türkçeleştiren yayın evi olan Aras'ta çok büyük bir ilgi görüyor ve unik bir yere oturuyor. Kendi çok özel bir yere oturuyor Türkiye toplumunda. Hatta dünyadaki Ermeni toplumunda. Ya da aynı şekilde Türkçe yayın yapan bir Ermeni gazetesi olan Agos da çok önemli bir yere oturdu. Şimdi demek ki bu iki kültür arasında çevirmenlerin, yani dil tercümesi ve derdin tercümesi, birbirlerine aktarılması bir çok önemli bir, yani insanlar bulduğunda böyle bir şeyi sarılıyorlar, etrafında toplaşıyorlar. Tabii şimdi ikinizle de konuşurken şunu anladım ki hep bir taraftan diğerine gitmiş. Yani Cumhuriyet tarihi olduğu için biz kendi derdimizi anlatmaya doğru yönlendirmişiz. Hep Türkçe'ye çevrilmiş kaynaklar. Ama mesela bu yayın evleri ya da gazeteler imkan bulup, yani Agos'un Ermenice sayfası da var, Aras'ın Ermenice yayınları da bir sürü, birçok var. Bu şekilde kendini de beslemeye çalışıyor. Sevan'ın dediği gibi biraz böyle artık Ermenice, Batı Ermenicesi özellikle okuyan çok azaldı. Dolayısıyla da böyle bir eksiklik var. Peki biz bu derdimizi çevirmekte başarılı olabildik mi? Şimdi artık derdimizi çevirmek diyorum yani. Arlet, ne diyorsun? Senle başlayalım. Peki. Yani var olma derdimizi, çeviriye dair derdimizi. İkisinde mi? Şimdi var olmamıza dair derdimiz uzun soluklu bir dert. O öyle 3-5 tane şey çevirdikle kapanmayacak. Ama Agos'u da evet çok önemsiyorum. Aras'ı da, bir de şu anlamda da ben bu ikisini ve Uşamadyan'ın da Türkçe makalelerini, evet büyük toplumu konuştuk ama bir de kabul etmemiz gereken bir şey var. Bizim toplumumuzda Ermenice okuyup yazamayan birçok Ermeni de var. Bu insanlar sadece Ermenice yazdığımız ya da yayınladığımız dönemde toplumlarından ister istemez itildiler. Yani Benim babam Yozgat doğumluydu. İşte 2,5 yaşında İstanbul'a gelmiş, sonra çalışmış. Saatyan'a bir sene, iki sene gitmiş. Halen okuma yazması yoktu. Mamam evet bir öğretmen, onun var. Onun işte babasının da vardı falan filan ama baba tarafım böyle bir imkanı yoktu. Yani babam
kendi edebiyatını ya da kendi toplumunda olan olayları Maman'la evli olmasa bilme ihtimali yoktu. Dolayısıyla Aras ve Agos'un bu anlamda artı toplumumuzun kendini, kimliğini koruması anlamında olumlu katkıları olduğuna inanıyorum. Çeviri kısmında ise yani hepimizin gönlünde yatıyor tabii ki Batı Ermenicesini zenginleştirmek. Batı Ermenicesi sadece insanların okumamasıyla değil, mesela Halep'in dağılmasıyla, işte Beyrut şu an çok zor durumda, Batı Ermenicesini besleyen iki kaynak da onlardı. Yani biz yıllarca buradaki kitapları bitirip işte Halep'e, Beyrut'a gidenlerden kitap istiyorduk, bunları okuyorduk. Onlar Batı Ermenicesi'nin belki katalizörleriydi, okul kitaplarından, edebiyat eserlerine, kendi özgün yazarlarından, işte etkinlik kitaplarına, neyse o. Ama Batı Ermenicesi de sürekli üretim yapan iki merkezdi. Dolayısıyla onların şu an girdikleri çıkmaz İstanbul'u bence Batı Ermenicesi açısından tekrar merkez olmaya itiyor. İster istemez biz en organize belki de toplum olarak kaldık bir merkezde, büyük bir merkezde ve bunu kullanmamız gerekiyor. Bu konuda bence fon oluşturmamız gerekiyor. Belki işte Gülbenkyan zaten Şamadyan'a da destek oluyor, dediği gibi Seva'nın çağdaş edebiyatı da çevirmek üzerine bir fon ayırıyor ama belki bunu arttırmamız gerekiyor. Şartları zorlamamız gerekiyor. Çünkü Batı Ermenicesini çağdaşlaştırmazsak işte okuyan yok söyleminin biraz da altını biz dolduruyoruz. Çünkü ben mesela işte fantastik edebiyat seviyorum. Harry Potter'lar var, işte Yüzüklerin Efendisi var, işte taht oyunları var. Aslında 1915 öncesinde olsaydık, yani o şekilde bir kesintiye uğramadan ilerliyor olsaydık, onları biz doğrudan, ben Ermenice'den okumuş olacaktım. Çünkü çağdaş gidiyordu, eş zamanlı gidiyordu çeviri. Çok fantastik, çok fantastik bir şey, değil aslında, çok normal yani. Albert Camus'u Sefilleri döneminde çeviren insanlar bunu da çevireceklerdi. Çünkü öyle bir gelenek taşınmış olacaktı. Benim gönlümde yatan bu. Buna ulaşmak için ama para lazım. Çünkü yani Sevan da bir sürü başka işler yaptı. Ben de işte başka işler yaptım. Neden? Çünkü çeviriden düzenli ve sabit bir gelir elde etmek zor. Ben aynı zamanda işte başka yayın evlerine İngilizceden kitap da çeviriyorum. Yani oturup ben sadece Ermeni kültürü ya da Ermenice ile ilgili çeviriler yapamıyorum. Başka işler de yapıyorum. Neden? Çünkü bir geçim derdi var. Oysa belki bir enstitü kurmak gerekiyordu. Bu enstitüye bir fon bağlamak gerekiyordu ve burada hummalı bir çalışma yapmak gerekiyordu. Ha, ütopik mi? Ütopik. Ama benim için derdimi çevirmek ancak bunu öyle bir tabelanın altında bir binadan içeri girip sabah akşam çalışmakla olurdu. Yine de biz elimizden geleni yapıyoruz. Alet, bir sürü fişek açtın. Tabii Sevan, devam et sen, hiç sadece şey diyeceğim, bir sürü böyle şimşek çaktı. Yani enstitü, İstanbul, gerçekten hiç farkında varmamıştım. Halep benim için hala orada duruyor gibi duruyor ama durmuyor aslında. Ya da Beyrut. Dolayısıyla şimdi şey oldu böyle. Evet, Sevan bize bir şey gösteriyor. Bu. Yok, hayır, şarjı, o yüzden şarja takacağım. Yani böyle bir fişi, böyle lambalar çaktı kafamda çünkü şeydi, yani yapacak o kadar çok şey var ki İstanbul tekrar bir merkezde şu anda ve İstanbul'da Ermeni okullarımız var, en azından bir altyapı var, yani orada insanlar öğreniyor. Avrupa'da böyle altyapıların olacağı okullar çok fazla yok, yani bildiğim kadarıyla bir elin parmaklarını geçmez sonuçta. Zaten en büyük Ermeni okulları Kıbrıs'ta olsun, liseler vesaire kapandı. Dolayısıyla evet. Öyle bir problem de geliyordu. Bu dediklerin üzerine tabii çok daha şey oldu. Gerçekten Harry Potter'ı biz Ermenice okuyabilirdik ya da Yüzüklerin Efendisi'ni. Türkçeden okuduk, sonra isteyen bilen İngilizceye belki tekrarladı ama çok enteresan şeyler geldi aklıma sen bunları söylerken. Demek ki bunun, yani bir tek Gülbenkian'la olacak bir şey değil. Bunun enstitüsize olması gerekiyor diyelim. Sevan, yani ne diyorsun? Gülbenkian'a bir haksızlık olacak çünkü Gülbenkian her şeyi yapmak zorundaymış diye de bir algı var. Başka bir kaynak, evet, yaratılmalı ya da birkaç kaynak yaratılmalı diye düşünüyorum. Şimdi benim fikrim şu yönde aslında. Hani Türkiye eğer gerçekten demokratik bir devlet olabilseydi
bugün Batı Ermenicesinin en büyük destekçilerinden biri olması gerekirdi. Sırf Batı Ermenicesinin değil, ülkede bulunan farklı dillerin, birçok dilin hamisi konumuna gelebilirdi. Fakat tekçi ve Türkçü bir bakış açısı bunu yapmasına maalesef önümüzdeki dönemde de engel olacaktır. Hani Almanların diyelim işte Goethe Enstitüsü veya İngilizlerin British gibi bir vakfın kurulması Ermenice için, neden mesela bir Varujan Vakfı kurulmasın diyelim ünlü bir şair adıyla, veya ve bu sadece diyelim Ermenice'nin gelişmesi, Batı Ermenicesinin yayılması, bu anlamda kitapların yayınlanmasına ön ayak niçin olmasaydı? Ve Arlet'in de az önce dediği gibi hani Beyrut'un ve Halep'in zor siyasi şartlarından dolayı oluşan eksikliği neden İstanbul tamamlamasaydı? Bu hepimizin tabii isteği, fakat bunun olmayacağını maalesef biliyoruz. Ve diğer yandan bizim kendimizi Türkçe okura anlatma kaygımız, endişemiz ve telaşımız maalesef az önce ilk başta da dediğim gibi kendimizi geliştirmemize de engel oluyor. Biz kendimizi anlatacağız derdine düştüğümüzden biz bugün maalesef Batı Ermenicesini ve eserlerimizi diyelim Batı Ermenicesine vermiyoruz. Ben bugün işte çeviri yapacağım, kendi eserlerimizi tanıtacağım diye ben hani yazmak istediğim şeyler var. Ben bunu neden yazamayayım? Buna vakit ayıramıyorum. Ve benim gibi birçok insan buna vakit ayıramıyor. Ve ben artık hani az önce de dediğim gibi, çünkü 80 milyonluk bir ülkede işte 1000 kişi daha fazla öğrenecek benim hakkımda diye ben kendi hayat kısa çünkü. Ben artık kendi dilimle üretmek istiyorum. Bugün ama çok şanslıyız ki hani ben Hrant Dink Vakfı'nda aynı zamanda Ermenice ders veriyorum ve oradan çok güzel, çok aziz insanlar var. Ve onlardan bazıları artık büyük toplumdan gelmiş kişiler olarak Ermenice'yi öğreniyorlar. Örneklerimiz de var. Buradan Mehmet Fatih Uslu'nun adını vereyim, Murat Cankara'nın adını vereyim ve diğer farklı insanlar, iyi editörler var ve Ermenice'yi bilen insanlar bunu artık Ermenice eserleri Türkçe'ye kazandırıyorlar. Ve biz de artık kendi işimizi, kendi istediğimiz işleri yapabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar sizle konuşurken zaten daha önce iletişime geçtiğimizde de demiştik ki bu böyle akıp gidecek diye, zamanı aşmışız bile. Ama belli ki bu iş burada kalmaz. Bunu daha çok konuşacağız. Neyse ki senede iki kere Çevirmenler günü kutlanıyor. Biz bunu tekrar bir hafta eden... Bu toplantıda yaza görüşürüz ya. Yaza görüşürüz tekrardan. Ama bu dediklerinizin o bence bizim izleyicilerimiz açısından, biz bunu bir de şimdi böyle deyince böyle bir yere geldi program. Ben bu işi, bu çeviriler gününü Türkçe yapmış olmak da biraz garip oldu. Biz aslında bu işin yarısını Ermenice yapacaktık. O zaman bir sonraki programı Ermenice yapalım. Alt yazı koyarız. O da anlamayanlara şey olsun diyeyim. Ama çok güzel oldu. Umarım bir sonrakinde, yani bir sonraki programda değil ama umarım önümüzdeki dönemlerde bu burada fikri geçen, bahsi geçen projelerin en azından birkaçı, bu olsun Sevan'ın kendi yazmak istediği şeyi yazmış olmak olsun, kendi dilinde yazmak olsun, ister Arlet'in istediği şekilde çeviri yapabileceği ya da belki de Harry Potter'ı çevirmek olsun, nereden bilelim. Umarım böyle döner. İkinizin de Çevirmenler Günü'nü kutluyorum şimdiden. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. İkinize de. Bu arada Harry Potter Ermenice var tabii, Doğu Ermenicesiyle. Doğu Ermenicesi var. Evet. Evet. Çok teşekkürler ikinize de. Sevan Değirmenciyan, Arlet İnci Düzen konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Teşekkürler.
Evet sevgili seyirciler, bu hafta da böyle Çevirmenler Günü'nü anmış olalım. Aziz Çevirmenler Günü Ermenice diliyle birlikte aslında sadece Ermenice için değil, birçok şekilde kültürel bir bağlayıcılığı olduğunu, kültürel, siyasal bağlayıcılığı olduğunu buradan da görmüş olduk yaptığımız bu küçük tartışmada, konuşmada. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Sıdestün.